Ama bunun için hükümetimizin alacağı kararlar kadar İzmirlilerin de bütün bu şeye sahip çıkması, bu misyona sahip çıkması, bu vizyonla İzmir'i sadece Türkiye'nin değil bütün bu çevre havzaların en önemli şehirlerinden bir haline getirmesi lazım. Biz İzmirlilere güveniyoruz. İnşallah önümüzdeki 10 yıllar Türkiye'nin küresel bir şey olduğu, İzmir'in de küresel bir merkez olduğu dönemi yaşayacak. Çok teşekkür ederim. Bu arada Bülent, benim özel kalem müdürüm yeni atandı, Ahmet İzmirli. Kalk Ahmet. Ahmet Tutar. Dün imzasını attım, atandı. Tabii Naci Bey'di, Naci Koru müsteşar yardımcımız, bütün personel ve onun için de bugün Dışişleri Bakanlığı temsilciliğimize hemen hızlı atamayı gerçekleştirdi. Bütün aslında biz hepimiz bütün şehirlerimize aitiz. İnşallah hep beraber İzmirliler olarak da dediğim gibi bu güzel şehri tarihte yaşadığı ve bugün de hak ettiği ölçüde küresel bir merkez haline getireceğiz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Başkanımıza. Gerçekten beni de heyecanlandıracak şekilde çok sayıda soru var. Şimdi eğer bu soruları akademisyen kimliğiyle cevaplandırmaya kalkarsam bizim birkaç saat daha burada kalmamız gerekir. Ama bakan kimliğiyle cevaplandırırsam o zaman daha kısa geçmemiz gerekir. Onun için ben soruları tek tek ele almak yerine birkaç tane yoğunlaşmış alan var. O alanlarla ilgili gelen sorulara topluca cevap vereyim müsaade ederseniz. Birinci yoğunlaşmış alan birkaç, yani 4-5 arkadaşımız Avrupa Birliği özellikle vize meselesini sormuşlar. Önemli bir konu tabii takip ettiğimiz. Geri kabul anlaşması, vize bu konulardaki son durumumuz nedir diye. Ben bir kere önce ilkesel olarak şu konunun altını çizmek istiyorum. Avrupa Birliği ile vize muafiyetinin gerçekleşmesi, yani Türk vatandaşlarının Avrupa'ya vizesiz gitmeleri, Avrupa Birliği'nin bize yapacağı bir lütuf değildir. Bu bizim en tabii, en doğal hakkımızdır. Aslında geç kalmış bir haktır. Yani gerekçeleri ne olursa olsun, bunun çok daha önce gerçekleşmiş olması gerekirdi. Hem hukuk bakımından, yani birçok hukuk davası açıldı ve bizim haklı olduğumuz, vatandaşlarımızın haklı olduğu ortaya çıktı. Hem Avrupa Birliği müktesebatı bakımından, hem Avrupa Birliği'nin şu anda takip ettiği vize politikaları bakımından, Türkiye'de uygulanan vize şartının hiçbir hukuki, ahlaki, siyasi temeli yoktur. Bunu çok açık söylüyorum. Ahlaki derken de kastettiğim verilmiş sözlere sadakat anlamında. Çünkü biz 2 sene önce Avrupa Birliği Troikası'yla 1,5 sene önce 2009 Aralık ayında prensipte şu konuda mutabık kaldık. Sırbistan'a, Balkan ülkelerine vize muafiyeti sağlanırken hangi şartlar istenmişse bize de o şartların söylenmesini talep ettik ve bize 3 şart söylendi. Biyometrik pasaporta geçeceksiniz. Geri kabul anlaşması imzalanacak, entegre sınır yönetimi ile ilgili bir süreç başlatılacak. Zannettiler ki biz bunları yapamayız kısa bir sürede. 6 ay içinde söz verdiğimiz gibi 1 Haziran 2010'da biyometrik pasaporta geçtik. Biraz önce takdim ettiğim İzmirli diplomatımız Naci Bey'in yoğun çalışmalarıyla. Yine huzurunuzdan da teşekkür ediyorum. 1 sene dolmadan geri kabul anlaşmasındaki bütün zorlukları da aştık ve imzaya hazır hale getirdik. Entegre sınır yönetimiyle ilgili olarak da İçişleri Bakanlığımız ve Reform İzleme Grubu üyesi diğer bakan arkadaşlarımızla birlikte baş müzakerecimiz ve Adalet Bakanımızın oluşturduğu
entegrasyon yönetimi ile ilgili de bir süreç başlatıldı. Biz bunları yaptıktan sonra Avrupa Birliği'nin ilgili içişleri ve mülteci şey konusu göç komisyonuna bunu verdik. Bekledik ki söz verildiği şekilde vize muafiyet şeyi süreci başlatılsın. Sizce malum olabilecek bazı ülkelerin özel engellemeleriyle Mart ayındaki o komisyon toplantısında maalesef söz verildiği halde bu karar alınmadı. Ve dendi ki siz geri kabul anlaşmasında imzalarsanız biz daha kolay adım atarız. Biz artık Avrupa Birliği'nin hangi ülkeler etrafında çalıştığını ve hangi politik şey prensipleri uyguladığını biliyoruz. Onun için net bir cevap verdik. Geçmişteki tecrübelerimize de dayanarak. İmzaya imza, söze söz, uygulamaya uygulama. Siz vize muafiyet anlaşmasıyla ilgili, vize muafiyetiyle ilgili diyaloğu başlatmadıkça geri kabul anlaşmasına imza atılmayacak. Öyle şifahi sözlerle Avrupa Birliği'nde işlerin yürümediğini onlarca örnekleriyle gördük. Annan planının 2004'te referanduma sunulması örneğindeki. Son Brüksel ziyaretimizde net olarak da bunu söyledik. Ne zaman siz bize muafiyet diyaloğunu başlatır ve karşımıza bu yetki verdiğiniz birini oturtursanız ve bir süreç içinde vize muafiyeti uygulanacak diye yazılı taahhütle verirseniz biz de o zaman geri kabul anlaşmasını imzalarız. Yoksa siz bu adımı atın bir daha düşünelim şeklinde bu uygulamayı doğru bulmuyoruz, kabul etmiyoruz diye. Bunu bir kez daha buradan sizin de huzurunuzda söylemek istiyorum. Türk vatandaşlarına uygulanan vizenin hiçbir hukuki temeli yoktur, kalmamıştır. Siyasi temeli yoktur, kalmamıştır. Biraz önce söylediğim gibi verilen sözlerde durulmadığı için ahlaki temeli de yoktur. Onun için bizim de politikamız net ve açıktır. Ne zaman vize muafiyeti görüşmeleri başlarsa o zaman geri kabul anlaşmasının paraf edilme süreci başlar. Ne zaman o biterse o zaman geri kabul anlaşmasını uygulamaya koyarız. Yoksa tek taraflı olarak Avrupa Birliği'nden bütün geri kabul anlaşmasıyla mültecileri veya yasak giriş yapanları almak, buna karşılık sanki bütün Türk vatandaşları potansiyel suçluymuş gibi onları uzun vize uygulamalarına muhatap kılmaya kimsenin hakkı yok. Biz de böyle bir uygulama yapmayız. Ama inşallah şunu söyleyeyim, haklı olduğumuz için er veya geç tam anlamıyla vize muafiyetini alacağız. Öyle vize kolaylaştırma falan onları zaten yapmak durumundalar. Vize muafiyeti sağlanacak ve vatandaşlarımız dünyanın her yerine gidebildikleri gibi Avrupa Birliği üyesi ülkelere de seyahat edebilecekler. Bu tabii İzmir'e de büyük bir imkan sağlayacak. Çünkü Avrupa Birliği'nin en uzun sınırı tabiri caizse eğer kara sınırı değil de deniz sınırını düşünürseniz İzmir'in önündeki sınırdır. Deniz sınırları itibariyle, deniz bağlantısı itibariyle inşallah vize muafiyeti kalktığında biraz önce başkanın söylediği bu Yunanistan'la da zaten görüşüyoruz. Yeşil pasaporta kalktı. Bu yaz inşallah diğer pasaportları da kısa süreli olarak kaldırırız. Biz bu geçişleri çok daha kolay yapabiliriz. İkinci yoğunlaşan tabii gündemde olduğu için yoğunlaşan sorular Libya ile ilgili. Yani Türkiye'nin takip ettiği politika efendim ve bu çerçevede Libya'nın geleceği. Biz baştan itibaren çok ilkeli bir politika takip ettik Libya konusunda. Hiç kimsenin bu konuda tereddütü olmamalı. Nedir takip ettiğimiz politika? Konuşmamda da söyledim. Bir kere değişim zaruri. Yani Mısır'da, Tunus'ta olduğu gibi Libya'da da halk kendi idarecilerini seçme hakkına sahip olmalı ve halkın haklı talepleri de karşılığını bulmalı. Bu konu daha olaylar başladığı günden itibaren gerek Sayın Başbakanımız, gerek benim tarafım, gerek Cumhurbaşkanımız tarafından her vesileyle vurguladık. Ama aynı zamanda şunu da vurguladık. Şu veya bu gerekçeyle Libya'nın bölünmesi veya de facto bazı otoritelerin doğması ve Libya'da kardeş çatışmasının sürmesi şeklindeki senaryolara da karşı da Türkiye en etkin tedbiri alacak. Biz bu bağlamda üç aşamalı bir strateji çerçevesinde önce vatandaşlarımızın tahliyesine ağırlık verdim. Bir soru vardı, vatandaşlarımızın tahliyesi
mutlaka gerekli miydi? Evet, gerekliydi. Şartlar o hale gelmişti ki vatandaşlarımızın oradaki her bir karşı karşıya kalacağı olay sadece vatandaşlarımızı riske etmenin dışında, ki o önemli, biz her bir vatandaşımız dünyanın neresinde olursa olsun korumak durumundayız. Ayrıca Türklerle Libyalılar arasında gereksiz bir kan şeyi doğabilirdi. Hani bir kargaşada vatandaşlarımız hayatını kaybetse bu çok gereksiz bir şekilde bir algı doğurabilirdi. Sadece bir vatandaşımız serseri bir kurşunla hayatını kaybetti. Ailesine tekrar rahmet diliyoruz. Kendisine rahmetle ailesine taziyelerimizi iletiyoruz. Bütün bu süreçten vatandaşlarımızı almamız zaruri. Sonra Libya'da elimizden gelen her türlü çabayı sarf ederek çatışmaların artmaması için bir geçiş süreci, barışçıl bir geçiş süreci olması için çaba sarf ettik. Bu çabaların başarısız kaldığını düşündüğümüz anda sivillerin korunması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde alınan 1973 sayılı karar ve Arap Ligi'nin kararı çıktıktan sonra da bu konudaki çalışmalara ağırlık verdik ve NATO içinde bu sivillerin korunması, üst uçuş yasları, silah ambargosu gibi konularda tam yetki verilmesini destekledik. Bunları talep ettik. Biz de bu operasyonlara sadece silah ambargosu ve insani yardım bağlamında taahhütte bulunduk. Ona da katılıyoruz. Şimdi de iki gün önce Sayın Başbakanımızın açıkladığı bir yol haritası teklif ettik. Taraflarla görüşüyoruz. Bu yol haritasının ana hedefi bellidir. Libya'da bir siyasi değişiklik şarttır. Bu değişikliğin gerçekleşmesi için önünü açacak şekilde önce sükunetin sağlanması elzemdir. O bakımdan hiç kimsenin tereddütü olmamalı. Türkiye, Libya'da halkın talep ettiği bu değişim haklı taleplerini destekliyor ve bunun gerçekleşmesi için de her türlü diplomatik çabayı gösterdi, göstermeye devam edecek. Uzun dönemli bir çatışma ortamının olmaması için de ve özellikle Misrata, Zaviye, Zintan gibi, Brega gibi çatışmaların sürdüğü ve sivillerin büyük ölçüde zarar gördüğü ve halka karşı saldırıların sürdüğü yerlerde bu saldırıların hemen durdurulması ve Birleşmiş Milletler denetiminde bir ateşkesin sağlanması için de geceli gündüzü çalışıyoruz. Bu çerçevede önümüzdeki günlerde de yoğun bir diplomatik faaliyet içinde olacağız. Üçüncü bir konu, değişik şekillerde Irak'la ilgili konular var. Özellikle Kerkük ve Tel Afer'deki durum soruluyor. Yani buraya dönük politikalarımız. Biz Irak'ın bütününe dönük olarak, ilkesel olarak takip ettiğimiz belli politikalar var ve Irak'ın her yerinde şu anda mevcuduz. Her yerinde. Basra'da başkonsolosluğumuz var, şirketlerimiz var. Musul'da başkonsolosluk açtık, Basra'da açtık, Erbil'de açtık. Efendim, Bağdat'ta aktifiz. Bütün Irak'ı kardeşimiz, dostumuz olarak görüyoruz. Tabii Kerkük ve Tel Afer'in özel önemi var. Bağlantılarımız, soydaşlarımız dolayısıyla da. Bunun için de çok çaba sarf ettik. Bunu soran kardeşimiz ne kadar takip edebildi bilemiyorum ama bu kadar Orta Doğu'da bir sürü diplomatik krizle uğraşırken 28 Şubat'ta biz İstanbul'da bir büyük Tel Afer barışı gerçekleştirdik. Yüze yakın aşiret liderini, Sünni ve Şii Türkmen aşiret liderlerini İstanbul'a getirdik ve İstanbul'da bir aşiret töreniyle Boğaz'ın şeyinde İstanbul'da Tel Afer barışı sağladık. 4-5 yıldır Tel Afer'deki Sünni ve Şii aşiretler arasında